Ölmeden önceki son röportajı yapan gazeteciydim Kaddafi ile. Kaddafi ülkeyi terk edecek misiniz diye sordum mesela. Bu röportajı neredeyse elimizden alacaklardı. Tam çatışma hattındayız, bayağı riskli bir alan neyse. Karargaha girmek üzere yoldayız yani. Uçaklar iki sorti uçuş yaptılar ve karargahı yerle bir ettiler. Libya'da isyan çıkınca Türk vatandaşlarını tahliye etme kararı geldi. Gemi gönderdiler iki tane. Benim Arap isyanlarına katılış hikayem Libya Savaşı'yla ve o gemiden inmemle başlayan bir hikayeydi. Gemilerden birine ben bindim TRT adına muhabir olarak. 3 günlüğüne vatandaşları alıp çıkacağız diye bindik biz o gemiye. Ve bir vesileyle Trablus Limanı'na yaklaştığımızda da Libya'ya girdik. Kameramanım Ersen Kıyga'ydı. Bir saat Trablus'tan görüntü alsak süper olur diye düşündüğümüz bir anda izin aldık bir saat görüntü çekmeye. Libya'ya girdik. Girdikten sonra bir saat görüntü çekeriz. Aa dediler kalır mısınız? Tabii o embedded gazetecilik dediğimiz bir şey. Yani Kaddafi'nin kontrol ettiği alanlarda gazetecilik yapabilmek. Onun gösterdiği kadarını görebilmek. Mümkünse biraz kafayı çıkardığınız anda zaten hemen sizi paketliyorlar. Röportaj bile öyleydi yani. Kaddafi'de röportaj yaparken ben bütün soruları yazıp bana Basın Enformasyon Bakanlığı altını mühürledi öyle verdi. Bunları soracaksın diye. Ben o soruların dışına çıktım röportajda. Kaddafi ülkeyi terk edecek misiniz diye sordum mesela. Bu evet yani o günkü cesaret biraz yaşımın ve cehaletimin verdiği bir cesaret. Sonrasındaki tartışmamız falan da. Sonra bizim elimizde dediler ki yani sen bunların dışına çıkamazsın. Nasıl çıktın falan. Röportajı neredeyse elimizden alacaklardı. Yani öyle başlamış bir sürecin devamıydı. Biraz meslekte ikinci yılımdı benim. Acemilikti, cahillikti. Onun beraberinde getirdiği amatör ruhtu falan herhalde. Kaddafi ile ben röportaj yaptığım için ben Libya'daki olayı döndüm. Dedim ki ya bakın dedim Libya'da iç savaş var. İşte bu bir demokratik gösteri falan değil. Der ki sen Kaddafi'ye hayranı olmuşsun. Hayır dedim ya olmadım falan. Olmadım mı diye kendime de sordum bu arada. Yani akşam oturdum dedim ya ben Kaddafi'den mi etkilendim? Öldürüldüğünde öldürülüş biçimini çok korkunç buldum. Çok rahatsız oldum. İslam dünyasının imajına yönelik büyük bir suikast olduğunu düşündüm. Yani cesedinin sergilenmiş olması, ziyarete açılmış olması, yani linç edilirken ki o iğrenç görüntüler dahil olmak üzere her birine isyan ettim ve bundan dolayı da eleştirildim. Ama yine isyan ediyorum. Yanlıştı. Çok kötü bir kriz yönetimiydi. Biz birkaç kez ölmek üzereydik. Yani Suriye Savaşı'nda, Gazze'de ve Libya'daki süreçte ve Yemen'de benim başıma bir kere geldi. Herhalde o sahneler benim için çok enteresan sahnelerdir. Çok ciddi çatışma, 2012 Halep Savaşı böyle tam çatışma hattındayız, bayağı riskli bir alan neyse. Ve biz Tevhid Tugay'ı komutanının karargahına gidiyoruz. Ben kızdım arkadaşlara hazırlanıp çıkamadılar diye. Karargaha girmek üzere yoldayız yani. Karargah önümüzde, aramızda bir kilometre var yok, yokuştan aşağı iniyoruz. Uçaklar iki sorti uçuş yaptılar ve karargahı yerle bir ettiler gözümüzün önünde. Arabada durduk ve herkes şey dedi yani, iyi ki geç kalmışız, eğer geç kalmasaydık şu an o karargahtaydık diye. Hikayesi çoktur bu meselelerin ama bana öğrettiği iki şey var. Bir, ekranlarda gördüğünüz şeylere hemen ikna olmayın. İkincisi, tüm bu savaşlarda mülteciler ve öldürülen insanlar küresel aktörlerin gerçekten umurunda değiller. Yani herkes biz buradan ne alırız diye bakıyor. Bu arada gazetecilikte yani uluslararası piyasanın bize bir şekilde dayattığı haberlerin ne kadar riskli olduğunu gözlemlediğim bir yerde. Libya'da Trablus uçaklar vuruyor diye haberler yaptığında uluslararası haber ajansları havada bir tane uçak yoktu. Tecura'da çatışmalar var dediklerinde ben Tecura'daydım bir tane mermi sesi yoktu. Ben bunları izlediğimde ve merkezden izleyen haber müdürlerimiz ya böyle haberler var dediklerinde bir dakika dedim ya. Hayır böyle bir şey yok. Kendim sahada muhabir olmama rağmen merkezdeki editörlerimizi ikna etmekte zorlandım. Çünkü Reuters böyle geçmiyor. CNN böyle geçmiyor dediler bana. Ve ben o zaman öğrendim. Evet yani ya da ben bir haber geçtiğimde ya bunu Reuters henüz geçmemiş. Bir bekleyelim istersen dediklerinde bizim böyle komplekslerimiz olduğunu öğrendim sahada. Ne oldu? Arap isyanları sürecinde Tunus'ta başka, Mısır'da başka, Libya'da, Suriye'de, Bahreyn'de, Yemen'de bambaşkaydı. Suriye bizim çok yakınımız olduğu ve çok mülteci sıkıntılarıyla falan filan da yüzleştiğimiz için belki daha çok bizi etkilediğinden dolayı Suriye üzerinde çok duruyoruz ama tabii Suriye'deki yıkım da çok büyük. Tunus dışında kimse toplanamadı. Bölgenizdeki kaosun her ne sebeple çıkarsa çıksın size bir olumlu katkısının olmayacağını. Ama uzaktan o kaosu yönetenler açısından da bir dizayn etme biçimi olduğunu, terör örgütlerinde bunun için çok güzel araçsallaştırıldığını öğrendik. Öğrendik de ne oldu? O da ayrı bir soru.